Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Bombiç etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün günlerden 1 Aralık 2016 Perşembe ve bugünkü etkinlik zaten bitti. Ne vardı? Albay Gerhardt'ımız vardı. Onu ait olduğu yere ne yaptık? Gönderdik. Şu an sizlere hızlı yükselme, kristal toplama ve toz üretmeyle ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Püf noktalardan bahsedeceğim. Gerçi hemen hemen birçok videomda bundan bahsettim. Ama yine de bahsetmeye devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikle hızlı yükselmenin en pratik yollarından bir tanesi arkadaşlar, günlük ikmal sandığınızı mutlaka ama mutlaka açacaksınız. Her gün ikmal sandığınızı açın ve ikmal sandığından gelen ödüllerden kesinlikle kristal seçin. Örneğin ben bir saldırı yaptım, iki saldırı daha yapayım, sandığımızı açalım. İkinci saldırım zaten hazırlamıştım. Şöyle bir gözcülük yapalım. Bu arkadaş kimmiş? Ve bu arkadaş arkadaşlar hey. Tekrardan. Şuradaki yıldızlara bakacak olursanız eğer, bu arkadaş belli bir süre dünya birincisi olmuş birisi. Dünya birincisi olan birisi mutlaka ama mutlaka mavi heykel kullanmıştır. Ama şimdi hiç mavi heykeli yok. Neden? Eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız arkadaşlar, mavi heykel kullanmayacaksınız. Yeşil heykel kullanmayacaksınız. Bu kadar basit. Adam ne yapmış? Mavi heykellerin hepsini bozmuş, yerine kırmızı ve mor heykel olarak değiştirmiş. Çünkü toza ihtiyacınız var arkadaşlar. Toz üretmek için de savaşmak zorundasınız. Savaşmak için de kırmızı heykellere ve mor heykellere ihtiyacınız var. Bu kadar basit. Elinizdeki toz eninde sonunda biter. Ama bir ay sonra, ama 3 ay sonra. En de sonunda böyle dönersiniz. Ne olmuş? Arkadaş gelmiş dönmüş. O yüzden her seferde söylüyorum. Şu yeşil heykellerden kurtulun. Evet, buraya saldıracağız. Mavi heykel olmadığı için biraz işimiz kolay gibi diyebiliriz. Eksik askerle saldırıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2, 5, 7, 9, 11, 4 tane tankım eksik. Şimdi İki tane şok atarımız var. Bu ikisini iki etapta alacağım. Daha sonra iki tane de bum topu ya da bir tane bum topunu. Şu üçlü grubu ilk etapta alacağım arkadaşlar. Sonra şuradaki bum topunu şoklayarak ilerleyeceğim. Diğer bum toplarını da bir şekilde almaya çalışacağız. Saldır diyelim. Önce şok atarlardan başlayalım. 1, 2, 3. Çok güzel. Bir top, bir top. Çıkışımızı yapalım. Biraz yaklaştırayım. Şuradaki bum topunu ne yapacağız? Şoklayacağız. Şurada güzel bir grubumuz var. Top, bum topu ve hava. Şu üçlü grubu şoklayacağız. Ve dönecek. Çok güzel. Bum topunu alsınlar. İndirin şu bum topunu. Hadi indirin, 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 indirin. Çok güzel. Topu da indirin. Çek. Şuradaki bum topunu alayım. Şuradaki bu topuna da top atışlarıyla almaya çalışayım. Bir tane daha. Bir böcek. Çek kenara. Oo, bayağı bir zayiat vermişiz. Sorun değil. Şuradaki rokette insin. Çekeceğim şimdi karar ya. Çek. Gönder yaydım.
Bir zamanlar dünya birincisi olmuş. Japon mudur, Çin midir, Kore midir? Kimse yok. Avucumuzun içinde. İki tane tankımız gitmiş. Dört de öyleydi. Altı tane tankımız gitti. Geriye 9 tane tankımız kaldı. Hemen takvimimizi yapalım. Bir tane daha madalya alalım. Onu da şu küçük adalardan alalım. Ve sandığımızı açalım. Evet, bir yaydım, bir yaydım, bir yaydım, bir yaydım. Onlar oraya temizlerken ben de şu sol tarafı temizleyeyim birer birer. Tamam. Buradan da bir madalya gelecek ve böylelikle 5 madalya toplamış ve sandığımızı açmış olacağız arkadaşlar. Gönderelim böceklerimizi. Evet, gönder. Gönder bir tane daha. Evet, bir madalya da buradan geldi. Toplamda 5 madalyayı elde ettik arkadaşlar. Aç diyoruz. Ve buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Kristal seçiyoruz. Bakın, her zaman söylüyorum. Günlük gelen ödüllerden ve sandıktan kesinlikle kristal seçiyoruz. Ve artı 3 tane de istihbaratımız ne oldu? Geldi. Ve bakalım sandığımıza. 7 tane kristal gelmişti. Bir tane daha geldi. Zaten vardı 8. Oluştur diyeceğim. Böylelikle 4-5 tane buz kristalim olmuş olacak. Yakında bir tane şaheser garanti buradan ne alacak? Gelecek. Büyük ihtimal yarın buradan bir şaheser oluştururum ve tozum 831 olur. 30 diyelim bana düz hesap. Sandık açılımı ve kristal toplama işi bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde devam edelim. Günlük gelen ödüllerimiz var biliyorsunuz şu gemilerin olduğu yerde. Oradan da yine ne yapıyoruz? Kristal seçiyoruz. Şimdi küçük hesabıma geçeyim. Amox hesabıma. Orada da size güzel bir etkinlik göstereceğim. Etkinlik derken özellik. Yine bu kristal toplamayla alakalı. Evet. Sonunda geldi. Denizaltımız gelmiş arkadaşlar. Denizaltı da şöyle bir bakalım. İki tane. Oo, çok güzel, çok güzel. Dur. Zaten bir tane soru işareti vardı. İki tane garantiydi. İki de böyle geldi. Dört tane kristal arkadaşlar. Bak. Denizaltı. Mutlaka ve mutlaka yükseltin arkadaşlar denizaltınızı. Benim şu an son seviyede yani 10. seviyede. Ve denizaltıyı da mutlaka ama mutlaka kristallerin olduğu yerlere gönderin. Kesinlikle öyle odun için, taş için, demir için göndermeyin. Kristaller neredeyse oraya gönderin. İki tane garantiydi. Tesadüf soru işareti vardı. O soru işaretinde iki tane de geldi. Ne oldu? Dört tane kristal. Al diyoruz arkadaşlar. Ve şaheserimizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. 122, 7 daha, 129 tane. Burada ne olacak? Toz olacak. Böylelikle hem kristal toplama, sandık açma, denizaltı, kristallerden şaheser oluşturma ve oluşturulmuş şaheserden toz oluşturmayla ilgili verdiğim örnekler umarım işinize yarar. Şimdi denizaltıyı tekrardan göreve göndereceğiz arkadaşlar. Denizaltıyı tekrardan göreve gönderiyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Bakın 1300 metre derinlik. Zaten bir tanesini aldık. İki tane kaldı. Şimdi ne yapacağım? Kristal var. İki tane. 13 tane de elmas var. Denizaltıyı buraya göndereceğim. Bir gün 7 saat sonra da bu ganimetleri toplayacağım. Bakalım buradaki soru işaretten ne gelecek? Bilemem. Umarım buradan da kristal gelir. Gönder dedik ve denizaltıyı da bu şekilde ne yaptık?
göreve gönderdik arkadaşlar. Yani hızlı yükselmenin, toz biriktirmenin, kristal toplamanın en pratik yolu bunlar. Günlük ödüller, sandık ödülleri artı deniz altından gelen ödüller, artı operasyonlardan gelen ödüller, artı yapmış olduğunuz savaşlardan dolayı elde ettiğiniz ödüllerden gelen ganimetler, elmaslar. Bunlar hepsi sizin gelişmenizi kolaylaştıracak, hızlandıracak şeylerdir. Yarın etkinlik olarak ne var? Hammerman'ın taktik aşaması var. Bir aksilik olmazsa yarın heykellerimi tozlayacağım. Ve iki tane gemim kaldı. Bunlardan bir tanesini 19'a. Böcekli böceği geçen gün ne yaptık? İkinci seviyeye çıkardık. Şimdi de üçüncü seviyeye çıkartacağım arkadaşlar. Ve bunun için de yarın taktik aşamasına ağırlık vereceğim. Evet arkadaşlar. Bugünkü kısa bilgilendirme. Yapmak istediğim kısa bilgilendirme bu kadardı. Yani hızlı yükselmeye yönelik, kristal toplamaya yönelik, sandık açmaya yönelik, toz oluşturmaya yönelik kısa ve öz bir şekilde bilgilendirmek istedim. Umarım faydalı olur. Faydalı olması dileğiyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.